SGK uzmanı Emin Yılmaz net rakamları açıkladı, emekli maaşlarına üçlü formül geliyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, hükümetin üç formüllü maaş zammı planını açıkladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz maaş zammı belli oldu. Emekliler %24,73 oranında zam alırken, en düşük maaş 12.500 TL'ye getirildi. Maaş artışının belli olmasının ardından ise gözler şimdiden Ocak ayına çevrildi. SGK uzmanı Emin Yılmaz, hükümetin 3 formüllü maaş zammı planını kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a anlattı. TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon %24,73 olarak açıklanmıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam alırken, memur emeklileri de %19,31 oranında maaş zammı almıştı. 8.023 Türk Lirası ve altında kök aylığı alan emekliler yapılan maaş zammı sonrası 10.000 Türk Lirası rakamını geçememişti. Maaşlardaki yaşanan soruna karşın iktidar harekete geçmişti. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye getirildi. Ancak pek çok emekli yapılan zamdan umut bulamadı. Açlık sınırının 19.000 TL'ye geldiği ortamda geçim sorunu emekliyi derinden etkiliyor. Bu noktada emekli maaşlarına yapılan zam da yetersiz görülüyor. Emekliler şimdiden gözünü Ocak ayına çevirmiş durumda. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Ocak ayında hükümet tarafından emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını açıkladı. Yılmaz, kamu son haber muhabiri Süleyman Çay'a anlattı. Yılmaz, hükümet kanadı hedef enflasyon dışında bazı ekonomik tedbirler alıyor. 2024 yılında beklenen hedef enflasyon %38 olarak bekleniyor. 2 yıldır da bu oranlar doğru çıkıyor. Şu an için 3 formül bulunuyor. İlki 2024 yılının ilk 6 ayında %24,73 çıktığı için onu soyutladığımızda 2024 yılının ikinci yarıyılı için 10,64 enflasyon ortaya çıkıyor. Eğer yıl sonu enflasyon %40 olursa %12,25 oranında gerçekleşiyor. Merkez Bankası anketine katılan uzmanların beklentisi ise %43,52 olacağı tahmin ediyorlar. %15,07 üzerinden enflasyon farkı oluşacak. Yılbaşında emekliler buradaki enflasyon farklarından birisini alacak, dedi.